Öncelikle çok fazla insan aradı beni. Onlardan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Çok kısa bir şekilde devlet büyüklerim Faruk Çelik ve Faruk Özağa, gerek belediye başkanımız Recep Altepe, valimiz bugün kendileri geldiler. Mustafa Bozbey, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Mahmut Özgener, Fatih Terim, Ersun Yanal ve ismini saymadığım birçok insan. Onun dışında Bursa Spor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Ertuğrul Sağlam ve diğer hocalarım, doktorlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Saymadığım birçok insan var söylediğim gibi. Bugün çok iyiyim, açıkça söylemek gerekirse. Bundan iki gün önce sizle konuştuğumda açıkçası bu cevapla çok rahat veremiyorum ama bugün çok iyiyim. Hatta şu an sahaya çıkıp oynayacak düzeydeyim diyebilirim. Tabii ki çok zor ama içimden öyle geliyor. Ameliyat geçirdikten sonra çok kolay şeyler yaşamadım. O an sakatlandığımda gerçekten şunu söyleyebilirim ki açıkçası hiç duygusallığa girmiyorum ama gerçekten öldüğümü falan düşünmüştüm. Çünkü sadece gözümde bir karanlığı hatırlıyorum. Ama sonra tekrar hayata döndüm. Gözümü açtığımda birçok insanın beni çok sevdiğini gördüm. Bir an önce Bursa Spor Kulübü'nde tekrar futbol oynamamı isteyen birçok insanı gördüm. Benim insan olarak çok iyi bir insan olduğumu söyleyen birçok insan beni aradı. Bu anlamda bunları duymak beni çok mutlu etti. Elimden geldiğince daha uzun seneler Bursa Spor'a hizmet edeceğim. Sizlere de teşekkür ederim. Sizler de beni yalnız bırakmadınız. Ama tabii ki en önemlisi Acı Badem'e ve doktorumuz, bütün doktorlarımız beni inanılmaz bir şekilde mutlu ettiler burada. Onlara da çok teşekkür ederim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Trabzonspor taraftarının sana selam var ve çok sevdiklerini söylüyorlar sana. Evet, bugün internete baktığımda Galatasaray, olsun, Beşiktaş, Trabzon birçok hepsi internetten herhalde haber yollamışlar. Geçmiş olsun dileklerini sunmuşlar. Benim için önemli değil bunlar. Ama gerçekten hani bazen deniyor ya futbolcu çok para kazanıyor falan. Evet, bizler çok para kazanıyoruz ama bunları gördükten sonra daha fazla para kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey yokken öyle biliyorsunuz. Bir anda başınıza her şey gelebiliyor. Bu sıkıntıları yaşamak çok zor. İşte bu dönemi benim şimdi psikoloji olarak geçirmem çok kolay olmayacak ama hazırlayacağım kendimi, en iyi şekilde sahalara geri döneceğim. Yani kafam nasıl yarılsa da kırılsa da bundan daha iyi olacağına emin olabilirsiniz. Gene aynı şekilde gene kafamı sokacağız. Futbolda ölüyor. Yani eğer ben bu meslek için gerekirse ölürüm de buna bakmıyorum. Çünkü benim hayatım futbol için geçerli. O yüzden orada ölseydim çok da problem olmazdı benim için. O an hatırlıyor musun Ali abi? O an sadece şunu söyleyebilirim. Gol attım hatırlamıyorum. Bana işte Antalyaspor'da çok hayatımı geçirdim. Çok sevdiğim arkadaşlarım var. İşte Tuna var, Uğur var, Veysel var, işte Yenal var. Bunlar benim hayatımda çok uzun seneler beraber oynadım futbolcular. Kardeşlerim onlar benim. Hemen geldiler maçtan sonra yanıma. Hiç maçın skorunu önemsememişlerdi. Sadece benim durumum ne diye geldiler. Dediler ki işte gol attın. Yani niye kafanı soktun falan dediler. Ben dedim gol attım hatırlamıyorum ki. Ben sadece nerede olduğumu bile hatırlamıyorum dedim yani şu anda. Yani golü ben atmışım. Bir 10 kişiye sorduktan sonra en son Mehmet Özdilek geldi. Bana dedi ki gol attın dedi. O söyledikten sonra artık ona inanmamak yanlış olurdu zaten. Ondan sonra gol attığımı gördüm. Güzel bir şey tabii. Hem gol atıp hem de bu sakatla yaşamak değişik bir şey. Hocam, hadi şöyle bir el sallayacağım. Herkese sürüyorum. Bütün bursalıları.